Yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölmesine neden olan yeni doğan çetesiyle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturmada adı geçen Bağcılar'daki TRG hospitaliste 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş süreci ilişkinin konuştu. Bağcılar hospitalist hastanesinde çalıştım 2018 senesinde kapanan diğer 4 hastane dedi dış nöbete gittim gün aşırı olarak. Birçoğunda bulundum ve bahse geçen birçok kişiyi de aslında tanıyoruz. Tanıdığımız kişiler. Evet tanıyoruz. Beraber çalıştığımız emir aldığımız kişilerdi yani bunlar. Ben 2018 yılında hospitalisten ayrıldığım dönemde bu süreçlerin farkındaydım. Zaten bu süreçlerden dolayı işten ayrıldım. Ölüm oranı çok yüksek bir yerdi. Sağlık bakanlığına da ardından şikayette bulundum. Böyle şeyler gizli yapılmıyor. Yoğun bakım sorunlu hemşiresi bütün alan içinde bütün hemşireler oradayken bu iş, işlemleri yürütebiliyor. Yani oradaki herkesin haberi oluyor. Aslında. Evet herkesin haberi oluyor. Ben ikinci haftada fark ettim. Ardından da istifamı verdim zaten. Beraber ayrıldığımız oldu. Üç, üç arkadaş beraber ayrıldık. Hepimiz de şikayette bulunduk zaten. Ama devam edenler de tabii ki oluyor. Bizde öyle süreç hiç yaşanmadı. Hatta aksini yaşatmak için de biz elimizden gelen her şeyi yapardık ama bu hemşire özelinde olurdu. Doktorlar hasta, uğraşmazdı hastalar için. Öncelikle isterseniz hastaneye geliş sürecinden bahsedelim. 112 bizim hastaneyi arıyor. Hastanede doktora bağlıyor. Bizim yoğun bakımımızda bu işleri sorumlu hemşire yapıyordu. Ee, sorumlu hemşire e, kendisini doktor olarak tanıtıyor. E, hastayı doktor olarak alıyor. E, 112'den kendisi teslim alıyor. Hasta yakınlarında da kendisi bilgi veriyor. Yani uçursuzluk en baştan başlıyor. Evet en baştan başlıyor. Bunda 112'nin genelde haberi olmuyor. E, zaten e, doktor gibi konuşuyor. Doktor gibi giyiniyor. Ve 112'nin haberi, haberinin olma şansı yok. Hasta, e, hastayı e, teslim alıyoruz. Tedavisine başlıyoruz. Çok iyi bir yoğun bakım olmadığı için tedavisi de yarım oluyor zaten. E, yatış sürecini uzatıyoruz, e, uzatıyorlar eee bile yoğun bakımda kalıyor. Yoğun bakım enfeksiyonuna maruz kalıyor. E, maruz kaldıktan sonra da ağır bir e, e, enfeksiyon tablosuyla karşılaşıyoruz ve hastayı kaybediyoruz. Önemli olan süreyi uzatmak ama e, yaşamasını yok şöyle bir hastanın. E, yeni doğanda hiç çalışmadım e, ama yeni doğanda da birebir fartsız. E, konuştuğumuz arkadaşlarımız oldu Tabi bu sürecin sonunda. E, evet yeni doğanda da birebir fartsız. Şimdi yoğun bakım hemşireleri olarak vicdanımızı bir yerden sonra törpülüyoruz. Bu e, profesyonel bir e, deformasyon aslında. Burada önemli olan kim olmayı seçtiğiniz. Katil mi olacaksınız, iyileştirici mi olacaksınız? Biz hep iyileştirici olmayı seçtik. Katil olmayı seçenler de şu anda zaten hapisteler. Hiç şüphemiz olmadı. Saldırt bakanlığına sürekli şikayetlerde bulunduk. Sonunda yakalanmaları beni mutlu etti. Umarım yetişkinlerde de aynı soruşturma açılır. Aynı temizlik yetişkinlerde de yapılır. Ben en son özel bir hastanede çalışıyordum. VIP serviste. Oradan sonra ayrıldım tamamen ve Evet, tabii ki de çalışmak istemiyorlar. Çünkü onları yetiştirecek tecrübeli hemşireler zaten bu sistemin içinde olan hemşireler. Bu sisteme alışkan olan hemşireler. Yoğun bakımda çalışmaya başladığınız anda bu sistemin bir parçası oluyorsunuz. Bu çetenin çete bir yerden sonra sizi etkilemeye başlıyor. O çetenin büyüyesi olmuş oluyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da. Yoğun bakımda olan herkes bu süreci bilir. Temiz temizlikçisi bilir, yardımcı personeli bilir, hemşiresi zaten bilir. Hatta hasta yakınları bile bir yerden sonra fark eder. Tabii ki de fark eden hasta yakınlarımız oluyor. Ama bize güven duymak zorunda oldukları için, en sevdiği insanlar bizde olduğu için bir yerden sonra susmak zorunda kalıyorlar. İnanmak, İnanmak zorunda kalıyorlar. Biz hemşireyiz. Bizim amacımız hastalarımızı yaşatmak, sağlığına çalıştırmak. Bu konuda elbette zorlandığımız süreçler oluyor ama bizi diğer insanlardan ayıran en büyük şey becerilerimiz. Bu becerilerimizi insanların sağlığı için kullanmalıyız. Evet. Yoğun <laughs> bakımda vicdan tamamen körelir. Ne yazık ki. Kendiniz de sebebiyet verseniz bir yerden sonra alışırsınız tamamen. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konuşu, Mümkünse devlet hastanelerini tercih etmeleri. Mümkün değilse de bilinen özel hastaneler turumsal özel hastaneler, üniversite hastaneleri bu şekilde hastaneleri tercih etmeleri daha önemli olur. Meslek daşlarıma da tamamen vicdanları yönünde ve aldığı eğitimler doğrultusunda çalışma bir hayatı diliyorum.